Efendim mutlu akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayınımız süresince inşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. Cep telefonları vasıtasıyla sorularını kısa mesaj şeklinde iletmek isteyen dostlarımız cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e iletebilirler. Facebook üzerinden bizlerle sorularını, istek ve görüşlerini paylaşmak isteyen dostlarımız facebook.com/merakdost adresini kullanabilirler. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com adresi üzerinden de bizlere sorularınızı, istek ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dostlar, bugün sizlerin merak edilen sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri değerli hocam Doçent Doktor Halil Altuntaş Beyefendi ile birlikteyiz. Hocamızın kıymetli ilminden istifade etmeye başlıyoruz inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım inşallah. İlk sorumuz kredi kartı ve taksitle alakalı. İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılması günah mı? Bir de şayet günah değilse bizim taksit yaptığımız ürünü satıcı bankaya komisyon ödeyerek peşin alması durumunda müşteri olarak bizler bir günaha girmiş olur muyuz demiş aracı. Taksitle aldığımız satışlarda biz malı alıp kartımızı oraya işlettirmek suretiyle hükmen paramızı teslim etmiş, malımızı almış oluyoruz. Dolayısıyla bundan sonra müşterinin, bayinin, satıcının sizden alacağı para üzerindeki gayrimeşru tasarrufları sizi doğrudan bağlamaz. Dolayısıyla siz kartı verdiğiniz zaman sanki bir ay sonra ödeyeceğinizi hükmen teslim etmiş gibi oluyorsunuz. Çünkü sizin zimmetinize gerçekleşen o borç alacak olarak başkasının, satıcının hesabına bankada geçti zaten. Dolayısıyla siz ona borçlandınız, alışverişiniz tamamlanmış oldu. Ondan sonra sizin ona borçlandığınız parayı, vereceğiniz bir ay içinde vereceğiniz parayı acele yoluyla bankadan alabilmek için bankaya fazladan para veren yahut da 100 liralık alacağını 80 lira gibi erkenden alan kimse faiz ödemiş olur. O satıcının sorumluluğundadır. Bundan dolayı taksitli satış yapan satıcı esnaf kardeşlerimize tavsiyemiz odur. Taksitle yaptıkları satışların elde edecekleri alacaklarını bankadan kırdırmak suretiyle almasınlar. Bu faiz yani olur. Yani vadesini beklesinler. Vadesini mutlaka beklesinler. Bir aydır neyse onun süresi. Onu doldurduktan sonra alırlar. Eğer erken alırlarsa erken aldıkları zaman karşılığında ödedikleri para faiz olur. Bunu da böyle bildirmiş olalım. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bir Facebook sorusuyla devam edelim. Tülay Ersin Özsoy sizlere selamlarını iletmişler. Muhterem hocam, Türkiye'de hiç çalışmadım. Yurt dışında ikamet ediyorum. Diyorlar ki şu kadar parayı yatırırsan emekli olursun. Yurt dışında kalıyorum. Şayet bu tarz bir uygulamayı ben yaparsam, yani emekli olmak için bir miktar para ödersem bu benim için caiz görülebilir mi? Demiş ama sanıyorum yani yasal olmayan bir yol izleyerek mi acaba emekli olacaklar? Şimdi bu yurt içindeki bu tür uygulamalar için söyleyeceğimiz şey şu. O kardeşimiz de yurt dışında oturuyor. Buradaki bir şirkete muhatap. Öyle anlaşılıyor. Türkiye'de özel emeklilik kurumları için söylenecek şey şu. Bir insan eğer özel bir emeklilik sisteminden emekli olacaksa yatırdığı primlerin yani kendisine hizmet olarak, maaş olarak dönecek paraların nerede kazanıldığını kollaması gerekir. Yani o şirketin dönen sermayesi meşru bir yolda mı işletiliyor, gayrimeşru bir yolda mı işletiyor? Dinin haram kıldığı bir yerlerde ne malandırılıyorsa para, o sisteme dahil olmak caiz değildir. Evet. Diyelim ki bir helal yolda çalışan bir şirket topladığı paraları o helal yolla kazanıp da müşterilerine bunu zamanı geldikçe para olarak, hizmet olarak döndürüyorsa bunda bir sakınca yok. Ama zamanımızda bu tür şeylerin ne kadar gerçekleştirebildiğini, oranların ne olduğunu gerçekten
bilmek zor. Yani o noktada da dikkat etmemiz gerektiğini tabii buyurdunuz. Tabii. Efendim teşekkür ederiz. Başka bir soruyla devam edelim. Adak kurbanı borcum var demiş izleyicimiz, fakat kaç tane olduğunu hatırlamıyorum. Yani zaman zaman falanca işim olursa bir kurban keseceğim, filanca işim olursa bir kurban keseceğim dedim ama şimdi kaç adet kurban adadığımı hatırlayamıyorum. Bu noktada ne yapmam gerekir? Teşekkür ederim demişler hocam. Ne kadar olduğunu hatırlayamıyorsa kendisini zorlasın biraz. Diyelim ki, şunun için söylüyorum biraz da espri olsun diye ama evet. Bu adak dediğimiz hadise öyle sıradan bir şey değil ki. İnsanlara verdiğimiz sözü tutmamız konusunda Rabbimizin bize çok ağır emirleri var. Kaldı ki kendine kaldı ki sözler. Rabbimize karşı olan sözlerimiz konusunda nasıl olacak? Her iki halde de Allah'a verdiğimiz sözlerde, kullara verdiğimiz sözleri de tutmakla yükümlüyüz. Allah'a söz vermek öyle sıradan bir şey değil ki bunun sonucu da basite alınsın. Allah'a söz verdiysen yapacaksın. Peki yapmaya imkanım yok. Kendinden sonra geleceklere miras bırakacaksan vasiyet edeceksin. Peki onlar da yapmazlarsa o zaman affet ya Rabbi diyeceksin. Yani bu işin üzerine çizgi çekecek bir insan yok. Peygamberimiz Aleyhisselam da bu konuda izin vermemiş. Ha, son tavsiyemiz, hiçbir çarem yoksa deriz ki yapacak bir şey yok, Allah'tan af dile. O ayrı. O ayrı. Ama adak adamanın da sıradan bir iş olmadığını, öyle ciddi bir şey olduğunu, hatırlatmakta fayda var. Ne kadar adak yaptığını hatırlamıyorsa azami süre miktardan hesaplayarak bunun borcundan kurtulmaya çalışması lazım. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Bursa'ya uzanıyoruz. Şehriban Hanım telefon attığımızda. Sanıyorum bir teknik problem oldu. Tekrar denemesini rica ediyorum Şehriban Hanım'ın. Biz kaldığımız yerden devam edelim inşallah Muhtar Hocam. İnşallah. İzleyicimiz sizlere yine selamlarını iletmişler. Şafii mezhebinden Hanefi mezhebine geçmenin şartları var mıdır? Veya böyle bir geçiş mümkün müdür? Teşekkür ederim demişler. Sağ olun. İslam'a göre başka bir dinden İslam'a girmenin hiçbir merasimi olmadığı gibi din içerisinde dinin uygulanması noktasında ulemanın detaydaki içtihatlarından kaynaklanan mezhep oluşumları arasındaki geçişler de herhangi bir törene, resmiyete bağlı değildir. Evet, yani ben bundan sonra Şafii'yim ama içinde bulunduğum konum icabı yahut da bana daha hoş geldiği için yahut da eşim Hanefi olduğu için Hanefi mezhebine geçme ihtiyacını hissediyorum ve geçtim dediğiniz andan itibaren Hanefisiniz. Çünkü bu bir itikadi mesele değil. İtikadi meselelerde bile Müslümanım dediğiniz zaman Müslümansınız. Müslüman neyi kastediyor? Allah bir, Peygamber aleyhissalatu vesselam hak, Kur'an-ı Kerim hak kitap dediğiniz zaman Müslümansınız. Ölüm var, ahiret var. Bunlar detaylarda geliyor. Hanefiyim dediğiniz zaman da zımnen şunu söylemiş olursunuz. Ebu Hanife Hazretleri'nin fikriyatı, içtihatları etrafında oluşan Hanefi mezhebini ben bundan sonra ibadet hayatımda uygulayacağım dedikten sonra sorumluluk bundan sonra başlar. Hanefi mezhebi nedir? İbadetlerde, gündelik hayatta bizden ne istiyor? Bunları da süratle öğrenmeye çalışmak lazım. Tıpkı bunun gibi Hanefi mezhebinden Şafii mezhebine intikal etmek isteyen bir kardeşimiz için de bu durum söz konusu olabilir. Onun dışında hiçbir merasim, hiçbir resmi uygulama söz konusu değildir. Sadece niyet ve uygulamadan ibaret bir şeydir. İnşallah. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Ankara'dan Kemal Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz efendim. Rahmetullah. Hocam Allah razı olsun, bizim sesimiz kulağımız oluyorsunuz. Bir türlü bilmediğiniz sorularda güzel program yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam bir sorumuz olacak ama. Dinliyoruz Kemal Bey. Bu kredi kartından çekeceğimiz avans çekiyoruz ya. Evet. Bunlar kurban bayramında kurban kesmenin caiz olup olmadığını merak ettiğim için. Hay, yöneltelim inşallah Kemal Bey. Sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet muhterem hocam, kredi kartıyla ve kredi kartının bize tahsis etmiş olduğu avansla kurban kesilir mi? Eğer işlemin temelinde faiz ödemesi yoksa olur. Şunu anla, bu ahlaki bir cevaptır. Bir insanın kurban aldığı para helal para, yani kendine mal edebileceği para olması lazım. O da helal parayla olur. Dolayısıyla bu avans tanıma hadisesinin arkasında
faiz işlemi yoksa, bankaya bir para ödenmiyorsa gizli veya açık bir şekilde faiz işlemi değildir. Karz-ı hasen gibi olur. Ama bankaların böyle bir işlem yapabileceğini de tahmin etmiyorum, onu da söyleyeyim. Yani orada da cüzi de olsa bir miktar fazladan para alıyorlar zannedersem hocam. İşlem parası adı altında alıyor olabilirler. Yani ben sana işte o işlemi işte 10 bin lira kredi veya 5 bin lira, 3 bin lira size avans çektirebiliyorsa ay başına kadar, onun için bir işlem alıyorlar. Ona işlem parası diyorlar, bir para alıyorlar, işlem parası diyorlar. O bile mide bulandırıcıdır, onu söyleyeyim. Evet, yani dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, böyle bir yani borç alarak kurban kesecek durumda olan insana zaten kurban kesmek vacip değil. İşte İmam Şafii Hazretleri'ne göre de sünnet değil. Ama şöyle bir şey ama var herhalde. Adamın maddi durumu iyidir. O anda imkanı yoktur yani. Birisinden almaya çalışsın. Bir de şöyle bir şey oluyor hocam. Kurban bayramlarında özellikle yani namaz kılmasa da, oruç tutmasa da bir insan borcu da olsa o kurbanı kesecek yani. Bu böyle bir zihniyet var. İşte doğru böyle mu? Bir bunda bir sakınca yok. Yani ama ne ile yükümlü olduğunu, ne ile olmadığını Müslüman bilmelidir. Değil mi? Bilinç esastır. Yani nafile kurban kesip de olmazsa olmaz bir iş yaptığını zannetmemeli Müslüman. Evet. Dolayısıyla böyle bir işi yaparken faiz riski olacağını düşündüğü herhangi bir işe adım atmamalı. İlla nafile de olsa kurban kesmek, çoluk çocuğunu sıkılarak da şen etmek istiyorsa, yuvası şenlensin istiyorsa elden bir borç olur. Yahut da böyle bir riski olmayan yöntemlerle bu kurbanı keserse inşallah sonuca, güzel bir sonuca ulaşmış i̇nşallah. Oluruz. Efendim Bursa'ya uzanıyoruz tekrar. Şehriban Hanım telefon attığımızda. Alo. 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 Hayırlı buyurun. Akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şehriban Hanım hoş geldiniz. Bir sorum vardı hocama diyecektim. Dinliyoruz. Buyurun efendim. Ben Şafii'yim. Hac'a gitmek istiyorum. Tek başına gidebilir miyim hocama, onu soracaktım. Evet. Başka bir sorunuz var mıdır efendim? Hem bir sorum daha olacaktı. Beyim vefat ederken çocuklarım küçüktü. O zekat veriyorlardı insanlar. Onları hani be zamanda yedik. Helal mi haram mı? Ben kendim mi harcadıklarımı için, kendim için harcadıklarımı, helal mı haram mı? Nasıl olacaktı o? Evet, yöneltelim inşallah efendim. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet. Evet hocam, zekat sorusuyla başlayalım inşallah. Hocam vefat ettiğinde demiş. İmam Şafii Hazretleri'nin zekatla mı başlayalım? Onunla başlayalım. Evet, bir aileye çocuklar için zekat verilmişse o çocuklar ailenin himayesinde oldukları için hadi zaten de aileye denir ki bu paraları alın siz çocuklarınıza harcayın. Ama bu doğrudan doğruya çocuğundur siz harcamayın, doğrudan çocuğa harcayın anlamına verilmişse o çocuğun mülkü olur. Annenin babanın bunu harcaması çok doğru olmaz. Ancak bizde genellikle çocuklar için verilen zekatlar aileye destek olma anlamında verilir. Aile nasıl olsa o çocukların bakımını yapacaktır. Kendisine yapacağı harcamayı öncelikle aile çocuklarına yapar ama böyle bir zekat desteği geldiği zaman da anne baba kendi acil bir ihtiyacını onunla karşılamaz diye bir şey yok. Eğer bu manada veriliyorsa, tekrar ifade edeyim. Eğer çocuğun bizzat kendisine bunu çocuğa temlik ediyorum onundur denilirse çocuğun mülküne girer. Anne baba o parayı iyi bir şekilde yönetmesi gerekir. Ama aileye veriliyorsa bizim örfümüzde olduğu gibi anne baba ondan kendi ihtiyacını harcayabilir. Çünkü kendi ihtiyacını o parayı harcadığı zaman diğer gelirini fazladan yine çocuğuna verecektir. Yani. Dolaylı yoldan çocuğa gitmiş olur. İnşallah evet. Böyle yapalım. İnşallah. İkincisi, ilk sorusu izleyicimizde Şafii mezhebine mensubum. Tek başıma hacca gidebilir miyim dedi hocam. Evet, biz Hanefi mezhebinin görüşünden başlayalım. Ebu Hanife Hazretleri ifade eder ki bir hanımefendi yanında mahremi olmadan eşi, oğlu, annesi, babası, kardeşi, amcası, dayısı mahremi olmadan sefer mesafesi dediğimiz 90 kilometrenin dışına çıkamaz. Hanefi mezhebine göre. Bu hac ibadeti de olsa böyledir. Ebu Hanife içtihadına göre bu yanında mahremi olmayan kadın için haccın farziyet şartları, vücub şartları, farziyet uygulama şartları gerçekleşmemiş oldu. Dolayısıyla hacca gitmesi caiz olmaz. Yanında kimse olmadan. Ancak İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına göre bir hanımefendi eğer hac ibadeti için gidecekse bu yolculuk meşru bir yolculuktur. Dolayısıyla yanında kendi güvenliğini sağlayacak
kendisi gibi hanımların, bir grup hanımın bulunması halinde yol güvenliği de varsa, bu hanım hac için, hac ibadeti için sefer mesafesinin dışına çıkabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı da günümüzün şartlarını dikkate alarak ulaşımın kolaylaşmasını, yolculuğun olabildiğince güvenli ve kolay hale gelmesini dikkate alarak İmam Şafii Hazretlerinin içtihadını uygulamakta ve yanında hanım mahremi olmayan hanımefendiler de kafileleri alarak hacca götürmektedir. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Mardin'e uzanıyoruz efendim. Mehmet Bey telefon attığımızda. Alo. Selamun aleyküm. Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı programlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Sizleri sormalı. Allah razı olsun hepinizden. Böyle bir program uyguladığınız için. Allah razı olsun. Buyurun Mehmet Bey. İki tane sorum olacaktı. Buyurun. Hanefilere göre işte lavabodan çıktıktan sonra insanın işte iç çamaşırına bulaşan idrarın miktarı ne kadar olmalı ki namaza engel olsun? Evet. İkinci sorunuzu alalım. İkincisi işte dua ediyoruz bazen Allah'a, işte Allah'ım sen her türlü şekil ve suretten münezzehsin, hiçbir şeye benzemezsin, her evet. türlü eksikliklerden münezzehsin. Ama bazen böyle yani psikolojik olarak ya da işte hayal olarak Allah bir takım şekil ve suretlerde aklımıza geliyor. Acaba bu bizi istemeden de şirke sokabilir mi? Evet. Yöneltelim inşallah efendim. Sorularınız için teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam, yine ikinci sorudan başlayalım. Dua ederken izleyicimiz psikolojik olarak Allah Teala'yı böyle kafamızda bir canlandırıyor gibi oluyoruz. Acaba bu bizi istemeden bir günaha, şirke sokar mı? Yok, bunların şirkle alakası yoktur. İnsan zihninin bir takım sıçramalarından ibarettir bu. Biz misaller dünyasında yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz maddi, yaşadığımız dünyayı maddi olan ancak tasavvur edebiliriz. Cenab-ı Hak tasavvur edilebilir bir yapıda değil. Ondan dolayı Allah Teala Hazretlerini bizler sıfatlarıyla tanıyoruz. Kur'an-ı Kerim bize sıfatlarıyla kendisini tanıyor. Ondan dolayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, sıfatları hakkında düşünün buyurmuştur. Riskli bir durum olduğu için. Ama insan bunu, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını tezekkür ederken yapımız icabı, zihin yapımız icabı, Allah acaba nasıl? Bizim gibi bir şey mi? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri'nin elinden bahsediyor. Alimler bunların bir kısmının mecazi olduğunu söylüyor. Bir kısmı işte eli vardır ama el kudret manasınadır diyorlar ama bir kısmı da diyor ki hayır, Allah'ın eli vardır ama nasıl olduğunu biz bilmeyiz gibi bir takım ihtilaflar var. Bu gibi ihtilaflardan haberi olsun olmasın, herhangi bir Müslümanın zihni bu soruya kayar. Ama onu bir inanç noktası, bir hakikatmiş gibi kabullenilmesi noktasına gelinmedikçe inşallah o şirk olmaz. İnsan zihninin bir takım açılımlarıdır. Onlardan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini aklımıza getirelim. Allah'ın zatını değil, sıfatlarını düşünerek, onun kudretine, onun ilmine, onun merhametine güvenerek amellerimizi inşallah ona göre yönlendirelim. Zaman zaman içimizden geçen bu takım düşüncelerin bizim imanımıza da zararı olmayacaktır. Kaste dayanmadığı şartıyla bir takım felsefi düşüncelerin peşine gidip İslam dışı noktalara işi götürmediğimiz sürece inşallah kısacık zıplamalar bir şey yapmaz. İnşallah Kıymet Hocam. Sevgili dostlar, Mehmet Bey'in, Mardin'den Mehmet Bey'in ikinci sorusunu reklamların ardından cevaplandıracağız inşallah. Kısa bir reklam arası, akabinde buradayız.